Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir an ne diyeceğimi şaşırdım. Hangi şekilde giriş yapayım diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, hemen hızlı bir şekilde giriş yapayım çünkü yorum biraz fazla olacak. Ali Koç diyor ki, yani Ali Koç'un açıklamaları vardı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç. Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, sebebi ne olursa olsun bu tür bir şiddet hepimize yapılmıştır diyor. Fakat Fenerbahçe sayfaları sadece bu cümleyi paylaşıyor. Şimdi bu cümleyi paylaşınca Şiddet hepimize yapılmıştır. Okey. Devamı. Kabul edilemezdir. Bu olayların korkuyorum ki doğru adımlar atılmazsa, doğru önlemler alınmazsa daha sık yaşanmasıyla ilgili riskler olduğunu düşünüyorum. Haksız mı? Onyekuru, Belhanda Fenerbahçe tribünlerine el, kol, çeşitli e, vücut hareketleri, işte maymun taklitleri, şu bu değişik değişik hareketlerde bulunduklarında Hakem çağıracaktı. Gel buraya paşam. Sen o taraftara bunu mu yapıyorsun? Tamam diyecekti arkadaş. Yani Fenerbahçe düşmanlığınızı anlıyorum diyecekti. Hatta katılıyorum da diyecekti arkadaş. Ama bu yaptığınız yani insanların ekmeğiyle oynamaktır. 6222'ye göre bu insanlar e, sahaya inseler size bir şey yapsalar. Yani size bir şey yapsalar. Vesaire vesaire vesaire. Yani bu insanların hayatı şey yapacaktı sıkıntı yaşayacak. Al sana kırmızı deseydi Beşiktaş maçındaki bu olaylar yaşanmazdı. Şimdi ben çok da merak ediyorum. Yani şimdi ben çok da merak ediyorum. Ee, acaba ne olacak? Yani Acaba ne sonuç çıkacak? Diyor ki Ali Koç bununla beraber bir seyircinin sahaya girip tasvip etmeyeceğimiz eylemde bulunmasında koskoca bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani Ankara gücünden bahsediyor. Yani bir kişi sahaya iniyor. Ankara bir camiasının hepsi suçlu. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. 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 Öyle bir dünya yok. Yine devam edelim. Hepimiz tek vücut bu konulara adreslenmeliyiz. Bununla beraber Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Dursun Başkan'ı nerede konuştuk. Galatasaray'da yapılan saldırının Galatasaray merkezine yapılmasından farkı yok demiş. Ha fra, e, flo, Frans, Florya mıydı? Ha Florya ya. Ha oraya demiş. Yine de Fransa'ya yapacak şey yok yani. Taraftarlarımızı çağrıda bulmak istiyorum. İleriye dönük olarak çok daha fazla provokasyona maruz kalabiliriz. Dolayısıyla konuyla ilgili bilincin artması gerekebilir diyor. Ben Fenerbahçe taraftarının bilinçlendiğini düşünüyorum. Kendim de dahil. Yani birçok tedbir aldığımızı düşünüyorum. Çünkü çok fazla hakkımız yeniliyor. Çok fazla hakkımız yenile 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 artık siniye çektik. Artık alıştık. Bakın şu kısım çok önemli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kısmın asıl devlet yetkililerinin dinlemesi lazım burayı. Diyor ki: "Bazı televizyon programlarında, sosyal medya ortamlarında başkanlara, hocalara, oyunculara yapılan saldırılar burada rütükle devreye girmeli." diyor Ali Koç. Türk futbolunda nefret ortamının olması için atılan tohumların Farkındayız diyor. Bakın televizyonlarda yapılan o kin, o nefret e, tohumları saçılıyor. Siz bilmiyorsunuz bir tane merkez üstü bir kanal var. İçinde ağ var, spor var. Yani ne zaman o kanalı ben yayını dinlesem mutlaka birini birine kırdırma niyetinde. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani abes bir örnek olacak. Allah rahmet eylesin eskiden bir Savaş Ayı vardı. Savaş Ayı'nın programı vardı. Şimdi Savaşay programı canlı yayında konuk alırdı. İşte isterdi ki canlı yayındaki konukla o orada oturan, stüdyoda oturan konuklar birbirine düşsün. O da araya girsin. Ayırsın. İşte oradan reytingden yürüsün gitsin isterdi. Bir gün vakti. Güzel güzel yani şey yapıldı. Ben de çok hatırlamıyorum. Biraz daha hani yaşımın biraz daha deli aktığı şey. Ama yani... Şimdi normal iki kişi konuşuyorlar. Konuştu, konuştu, konuştu. Savaşlar ayara geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika dedi. Şimdi toparlaya toparlaya geldi böyle. Ben şimdi dedi bu arkadaşa Alen'in şerefsiz mi demek istedin? Lan ne şerefsiz ne var ortada. Ne bir şey var. Hiçbir şey yok ha. Yani Sıradan konuşuyorlar işte. Ben senin fikirlerine katılmıyorum. Hayır ben seninkine katılmıyorum. Senin fikirlerin biraz tuhaf geliyor. İnsanları yanlış yönlendirmemen gerekiyor. Hayır benim fikirlerim böyle falan filan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen şimdi bu arkadaşa dedi. Alenen şerefsiz mi diyorsun? Ben buna müsaade etmem dedi. O oturan şerefsiz de <laughs> elinde mikrofonla böyle adam şaşırdı. Şimdi bu şimdi bana dedi, şerefsiz mi dedi, dedi. bunlar birbirine <laughs> bir girdi <laughs> ondan sonra yaptı barıştırdı etti şimdi savaş ayınki biraz masumaneydi belki de o zamanlarda da şeylik vardı ajanslık vardı şimdi televizyonlarda dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar sabah evlendirme programında öğleden sonra bakıyorsun dini programda akşam hocam saat çiğniyorum su içiyorum ama orucum bozulmaz değil mi çünkü suyun tadı yok diyor mesela akşam çıkıyor böyle bir şey yapıyor geceleyin çıkıyor bakıyorsunuz Geceleyin başka sahur programında orada başka bir şey söylüyor ediyor. Bunlar ajanstan ayarladığı kişiler arkadaşlar. Aynı zamanda tiyatro eğitmeni olduğum için de biliyorum. Ya bunlar böyle şeyler. O zamankiler böyle ama şimdikiler daha da abartıyorlar. Adam çıkmış. Fenerbahçe yöneticisinin bakın açık konuşuyorum beyler dikkat dinleyin burayı diyor. Fenerbahçe yöneticisinin e ee? diyor. Oradan arkadan müzik veriyorlar bir tane. Oyası meydana çıktı. Lan ne oldu? Uyuşturucu mu kaçırıyormuş? Ne yaptın Fenerbahçe yöneticisi? Fenerbahçe yöneticisi geçtiğimiz cuma yemek yemeye gittiği restoranda bakın beyler burası çok önemli diyor. Lan önemli olan ne? Suyun parasını ödememiş. Allah belanızı vermesin diyorsun. Lan bu kadar gerilim bundan mıydı? Şöyle böyle falan filan. Neyse ama Ali Koç'un dediği doğru. Yani bazı programlara gerçekten bütün devreye girmesi lazım. <laughs> Savaş şey, Allah rahmet eylesin ya. Komik bir adamdı. Neyse biz Fenerbahçe olarak hedef göstermeye başlayacağız diyor. Bu kısım önemli. Hakikaten önemli bu kısım. Bakın açık konuşuyorum beyler. Kendi başımıza bu işi halledemeyiz. Bu konuya topyekün tüm kulüpler ve federasyon ile beraber gerektiğinde hukuki girişimlerle adreslemeliyiz diyor. Eee Kulüplerin taraftarlarını birbiriyle savaşır ortama getirmek için sosyal medyada iklim son derece müsait. Şunu özellikle altına çizmek istiyorum. Bugün sosyal medya ortamında yaşananlar kulüplerin gelecek planlarını etkiler vaziyet almıştır diyor. Yani bizimkiler Norveç'ten yazdığı için sıkıntı yok da Galatasaray Beşiktaş da etkileniyor diyor yani. Daha fazla takipçi sağlamakla illegal bahis sitelerinden ekonomi oluşturmak için bir yapı söz konusudur diyor. Şimdi bu yapının personelleri bizim kanala gelmiş şey diyorlar. İşte lan diyor şu neredeydi bizim gol var var ya. Adam diyor illegal bahis sitesinin reklamını koymuş falan filan. Açın bakın bakalım. Golvar.com illegal bahis sitesi mi? Ulan orada kaç farklı kişi köşe yazarlığı yapıyor. Ha şu var. İddia tahminlerinde yorumlarında bulunuyor. Ben de bulunuyorum. Ben de bulunuyorum arkadaşlar. Ben de dedim işte Beştaş Sivas 3-1 yenecek. İşte şu diyoruz bu diyoruz. Yani site bunun üzerine kuruldu. Bakın adamlar geldiler çok güzel sponsorluk yaptılar. Forma dağıttılar. Bana bardak bardak hediye ettiler. Daha da ederiz diyorlar. Yani yeter ki e, siz de yapın arkadaşlar. Yani bunda şey yap bunu yapan arkadaşlar kanala gelip de işte bu illegal diyen arkadaşlar bu illegallerin personelleri. Ali Koç süper tespit etti. Yani illegal bahis sitelerinin ekonomisini oluşturmak için bir yapı söz konusu. Bu siteler geleneksel medyadaki insanlara, insanlarla iş tutarak kulüpleri ve taraftarları birbirine düşürmektedir. Güvensizlik ortamını körüklemektedirler diyor. Bu yapılara karşı dikkatli olun. Zaten bazı sayfalarda site adı olarak ya da sayfa adı olarak paylaşmışlar. Bakın hani Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe sayfaları bağımsız, tarafsız gibi görünen bazı sayfalar adlarını vermişler. Betçi mi diyorlar buna? bunlara. Betçi değil mi? Betçi diyorlar. Bu bet sayfalarını takip etmeyin arkadaşlar. Ha diyorsunuz ya hocam bu kanal niye büyümüyor? İşte bu yüzden büyümüyor. İşte bu yüzden büyümüyor arkadaşlar. Anladınız mı? Çünkü bunlar o bet üzerinde millete para veriyorlar, ediyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. E, parayla çalışan elemanlarında salla gitsin, gönder gitsin. Saldır, Mustafa Hoca'ya saldır bugün. Şunu saldır, buna saldır. Neyse. Ali Koç'un açıklamaları böyle. Beşiktaş Alanya Spor'dan Tayfur Bingöl'ü bir yıldan kiralamış. Bizi alakadar eden bir durum var mı? Yok ama beni alakadar eden durum şu. Beşiktaş e, UEFA ile bir Financial Fair Play anlaşması imzaladı ve dikkat edin kiralık bir. Yani sağ beki var. Sağ önde sol kanatla oynamıştı var ama Alanya'nın bu tuhaf durumunda kiralaması da ilginç geldi. Bu bir. İkincisi Beşiktaş 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nathan Redmond transferi için bak sol kanat oyuncusu. Tam anlaşmaya vardı diyor. E, denk bütçe var. Şu var bu var güya. Ama dikkat edin. Bu da kiralık. Ve Gors da kiralık. Hiçbir opsiyonu yok arkadaşlar. Bitti mi bitmedi. Bakın açıklamaya dikkat. Diyor ki Beştaş Redmond transferi için Aydın Hasiç ve Emirhan Delibaşı Göztepe'ye kiralayacak. Samtentum'un sahibi olan Sports Republic Göztepe'nin de ana hissedarı diye söylüyor. Peki hocam Fenerbahçe'nin ne alakası vardı futbolcunun? Alakamız yok demiştin. Evet külliyen yalan demiştim. Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Adı Fenerbahçe ile geçti miydi haber değeri kazanıyor. Transferler. O Fener'e çalım attık diyorlar. Kendi kendilerine seviniyorlar. İşte e, vaka vakka e falan yapıyorlar. Seviniyorlar. Yani ne diyelim arkadaşlar ya. Ha şunu söyleyeyim. İyi futbolcuya benziyor. Ben bilmiyorum futbolcunun özelliğini şeyi. Yani futbolcunun özelliğini falan bilmiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama gördüğüm kadarıyla e, piyasa değeri vesaire olarak oynadığı takım olarak iyi bir futbolcuya benziyor. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Öyle söyleyeyim. Orada Beşiktaş Kaan Ayhan için 6 milyon euro teklif etmiş diye bir haber atmışlar ortaya. Bunun gerçeklik payı yoktur. Çünkü Beşiktaş denk bütçe yaptığı için sıkıntılı. Ve e, zor transfer ederler. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beni yanlış anlamasın kimse. Kimse beni yanlış anlamasın. Önümüzdeki sene döviz kurunun ne olacağını kimse bilemez. Hocam seçim var düşürürler diyorlar. Ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Neyin garantisi var? Peki bir şey söyleyeyim. Tam tersini söyleyeyim. Tam tersini söyleyeyim. Döviz daha da artarsa ne olacak arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü onu? Neyse biraz düşünmeye, kafa vurmaya, kafa yormaya başlayın. Şimdi Çaykur Rizespor yani Fenerbahçe Beşiktaş konuşmuşken onu da konuşalım. Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır Emirhan Topçu için hatırladınız mı Emirhan Topçu? Hatırladınız. Sol ayaklı sol stoper. Emirhan Topçu için Fenerbahçe Beşiktaş'tan teklif almadık. Biz oyuncuyu satmayacağız diyor. Şimdi teklif şudur arkadaşlar. Ee, takıma dersin ki kaça satıyorsun? Takım dergi sana 3'e satıyoruz. O zaman bizim biz hani 2'yi almak istiyoruz der. Bu tekliftir. Takıma sorarsın kaça satıyorsun? 5'e satıyoruz. Tamam dersin. Ya da bu fiyatlar çok yüksek. Biz talip değiliz dersin. Bu sadece fiyat sormadır. Interest letter diye geçiyor. Yani ilginç mektup. Yani ilginç mektup ama biz İlgi mektubu olarak bunu Türkçe'ye çevirdik. Yani futbolcunun piyasası nedir? Biz ilgileniyoruz hani satmayı düşünürseniz gibisinden ee, durum bu. Şimdi Serdar dursun. Serdar dursun için ayrılır, ayrılabilir, gider, gidebilir yorumlarını görüyorum sosyal medyada. Şimdi ben iyi bir Fenerbahçeli olarak, iyi bir Fenerbahçeli olduğunu bildiğim Serdar dursun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Serdar Dursun evet baş duayı transferinden sonra daha az süre alacağı %100. O kesin. Ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Oyuncu UEFA listesine yazılmadı. Evet çünkü 25 kişilik liste hakkımız vardı. Sanırım e, onu da hani 24'ü normal. Artık bir tanesini de altyapı oyunculara niteliğinde sayılıyor vesaire vesaire. Yağız Bey de bir duyum vermiş. Sercan Bey de bir duyum vermiş. Yağız Bey diyor ki Serdar Dursun'a Westerlo 15 gün önce kiralama teklifinde bulundu. Maaşının bir kısmını ödemek şartıyla diyor. Fakat Fenerbahçe oyuncusunu 4 milyon euro bonservisle satmak istediğini belirtti diyor. Şimdi bu ibareden taraftar şunu anlamış. Fenerbahçe oyuncuyu 4 milyona satmak istiyor diye. Yani oyuncuyu 4'e satmak istiyor ibaresini anlamış. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Bu ibare şudur. Yok arkadaş ben kiralık vermek istemiyorum. Alıyorsanız şu parayı verin alın demektir. Ki o parayı vereceğini de düşünmediği içindir. Ama Yağız Bey'in ifadesinden ve ibarelerinden bizim taraftar şunu anlamış. Fenerbahçe Serdar Dursun'u satmak istiyor. Getirin 4 milyon euroyu alın sizin olsun diyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Ha! Almak istiyorsanız 4 milyon euro değeri var diyor. E bu da normal. Arkadaşlar her futbolcunun bir değeri vardır. Bu da normal. Hocam satmışız Serdar Dursun. Diyor. Satmışız derken hani e, hani kazıklamışız manasında satmışız diyorlar. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Ne demek satmışız ya? Hocam adam yüreğiyle top oynuyordu sattık ya. Türk kontenjanın var senin. Anlatabiliyor muyum? Hocam Avrupa listesine yazılmadı. Yazılmadı. Ne var bunda? Hocam Avrupa'da oynamayan Türkiye'de hiç oynamaz. Ya sana Türkiye'de alternatif çıktı. Sen Türkiye'de kadronda Türk bulundurmak zorundasın. Yurt dışında bulundurmak zorunda değilsin. Allah muhafaza sakatlık olur, kart cezası olur, bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Yurt dışında sıkıntı. Yok ama Türkiye'de var. Ben Serdar'ın bir yere gideceğini de düşünmüyorum. Hani bana gelen bilgiler şu şekilde biraz yüksekten bakıyor ama Jesus ona iyi bir kalaylama çekti. Bunu da konuşmuş olduk. Fenerbahçe'nin Çubuklu forması tüm Feneriyum mağazalarında tükenmiş diye bir haber verdi Yaz Bey. Doğruluk payı var ama şunu söyleyeyim şu ana kadar 134 bin forma satıldı Fenerbahçe'de. 134 bin. Düşünebiliyor musunuz? 134 bin forma. Geçen sezon 352 bin adet satıldı. Şu 2 al 3 öde yok. 3 al 2 öde bazen hiç ödeme kampanyasından ben 21 tane forma aldıysam millet kaç tane aldı bilmiyorum. Herhalde geçen sene forması 400 bini falan bulacak bu gidişle. Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefi 252 bini geçip yeni rekor kırılması şeklinde. 134 bini muhtemelen 100 bini şeydir. Çubukludur. Yani zannetmiyorum az olacağını ya da eksik olacağını. 100 bini çubukludur. Çubuklu zaten bitmiştir. Şimdi gelelim transfere. Nöşeter Kulübü Adama Nagalo için 7 milyon euro talep etti diye. Şimdi bu transfer enteresan bir transfer. Şöyle anlatayım size. <laughs> bu Nagalo'nun menajerlik şirketi yetkilisine ulaştığını iddia edenler var. Şirket yetkilisi iddiaları e, yalanlamamış da doğrulamamış da. Duyumu, birinci duyum bu. Hem, hem yalanlamamış hem doğrulamamış. Ha, He, biz buradan ne anlıyoruz? Bu duyum tuttu. Değil mi? Yalanlamamış da doğrulamamış da. Yani bu duyum tuttu. İki, Arkadaşlar bu arada az önce e, sosyal medyaya yansıdık. Galatasaray Kaan Ayhan transferi Sağsağla Kulübü'nün anlaşılan bonservis ücretini son anda arttırması sebebiyle askıya alındı diyor. Bak sanırım Okan Buruk çıkıp maçtan sonra işte <laughs> Kaan Ayhan şöyle böyle diye bir açıklamada bulunmuş. Yani Kaan Ayhan diye iki gündür, üç gündür haber yapıyorsun. sadece adamla maaş konusunda anlaşmışsın. Yani sadece maaş konusunda anlaşmışsın. 6 milyon euro istiyorlar diyor. Galatasaray 4,5'a çaktı. E kardeşim siz demediniz mi transfer bitti oldu bitti diye. <laughs> Şu herif hep demiyor mu transferin bitmesi öyle ee, bir anda olacak iş değil diye. Bakın arkadaşlar şimdi bak hiçbir Galatasaray taraftar çıkıp da olan bir kişiyi alamadığını şöyle böyle demez. Abdülkerim Pardakçıya. Parmakçı'ya bizi bıraktınız demez mesela. Ama bizim Fenerbahçe taraftarı olsaydı yakar yıkardı ortalığı. Hiç affetmezdi. Daha olsun bizim tar Fenerbahçe taraftarı hiç acımasız yani bu konuda. Dur Yağız Bey demiş. Kaan Ayhan'la sözleşme şartlarında anlaşan Galatasaray sağ sağla oynan bonus serviste anlaşma sağlayamadı. Sağ sağla 5 milyon euro artı başarı bonusu 1 milyon euro altına inmeyeceğini iletti diyor. Allah aşkına 6 milyon euro edecek topçumu mu? Gözünüzü seveyim ya. Yani bana kızmayın ama edeceği 2 milyon euroya o topçunun ya. Neyse. Bizi çok alakadar etmez. Biz kendi konumuza dönelim. Adama Nagalo. Şimdi Nagalo iddiaları doğru. Görüşme var mı? Var. Ve e, Türkiye'den bir takımın daha talip olduğu iddiaları var. Bunu doğrulayamadım ben. Fenerbahçe dışında başka bir takım doğrulayamadım. Ve Yavuz Bey ben bu videoyu çekmeden birkaç saat önce dedi ki adam Nagalo için Fenerbahçe resmi teklifini yaptı diye. Salim Manav da ekleme yaptı. 3,5 milyon euro bonus servis bedeli. 1,5 milyon euro bonus. Şimdi bakın. <laughs> bir Hani transfer marketin o e, hanesine yazdıkları bonservis bedellerinde yanlışlık yaptığını ben defalarca söylüyorum. İnanmıyorsunuz. Bu ancak ooo güzel bir güzel bir haber daha aldım. Bu ancak nerede belli olur? Fenerbahçe birkaç transfer daha yaparsa orada belli olur. Doğru mu? Hani Fenerbahçe transferi yapınca dersiniz ki aa hani para harcayamıyordu. Dersiniz iş biter. Güzel haber şu. Murat Sancak açıklamış. Tayip Talha Sanuç Belçika'ya transfer oluyormuş. Beşiktaş'la anlaşamamışlar. Ya Tayip Belçika'ya gidiyormuş. Yaşasın arkadaşlar Tayyip. Ya yani Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş yerine Belçika'ya gidiyormuş. Şu an ben sevinçliyim açıkçası. Bak Tayip de Samet Akaydın'dan yani Adana Demirspor'daki iyi stoperler. Geçtiğimiz sezon ben bunları yani bunları keşfeden kim? Eğer bu kanalın takipçisiyseniz, izliyorsanız bunları keşfedeni, bakın bunlar tehlikeli adam diyeni biliyorsunuzdur herhalde. İnşallah biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız ya, yazıklar olsun size ya. Ya her şey her şey mi bizden öğreneceksiniz ya? Neyse. Şimdi nakal üç buçuk eder mi? Size soruyorum. Bir buçuk bonus eder mi? Size soruyorum. Fenerbahçe'nin parası var mı? Size soruyorum. Vallahi ben bir şey söyleyemeyeceğim. Ben size soruyorum. İkincisi şu. Bakın herkesin atladığı detay. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu Nagalo ismi ya millilik yok. 1 milyon euro piyasa değeri vardı. Hani marka liginden. Burada hatırlıyor musunuz? Zinker Nagl vardı. Bazı duyumcu arkadaşlar ikide bir de getirmişti Fenerbahçe'ye. Bu şimdi yine düşmüş. O. Bu adam anaga o da millilik yok. Ha 1.85 ve hızlı diyorlar. Vallahi atılmaya değer bir zar. Alıp bir takıma kiralamak ya da alıp Nöşet'e işte Nöşürland sizde dursun. Biz aldık. Futbolcu sizde oynamayı sürdürsün diyorsan o da ayrı bir mesele. Gözünün önünde. Bir şey diyemem. Ama ben soğuk bakıyorum. Sayudu Sov. Sentetien'den. 4 milyon euro piyasa değeri var. 1.85 boyunda Gineli. Bu çocuk da 20 yaşında. Ve bu çocuğun alt yaşı geçtim. A takımda 12 kez oynamışlığı var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? said Soğun gelme ihtimali Nagala'dan daha yüksek. Onu unutmayın. Şimdi bunu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Yani daha yüksek. Hani e, ikisinden birinin almasını ister misin? İsterim. Hocam bu sol arkadaşımız şey Nagalo sağ ayaklı biliyorsunuz değil mi ya Muhtemelen biliyorsunuzdur arkadaşlar sosyal medyaya. o kadar girip çıkıyorsunuz ki bazı arkadaşlara girme diyorum yazık kendine yazık edersin yok çıkamıyorlar sol da sağ ayaklı bakın her ikisi de sağ ayaklı sağ stoper. Bu arada Nagalo için üçlü de oynayabilir diyor ama ben hani oyuncu hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ee, ama bir şey söyleyeyim. Bu Saydu Sov'u eğer az önceki 3 artı 1.5 yani 4.5 milyon euroya alma ihtimali varsa şey diyemem. Fakat bu Nagalo içinde diyor ki bir sürü takım izliyor bu çocuğu diyorlar. Stoper rahat so formasyonda rahatlıkla forma şansı bulur diyorlar. Müthiş bir transfer olur. Patlama yapar diyorlar. Ben bilmiyorum bak arkadaşlar. Skills falan hiçbir şey izlemedim. Yani ama yatırım ismini duyunca seviniyorum. Kurala uyması bizi rahatlatır diyor ama kurala uymuyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum milliliğini ben göremedim ya. Yani ben milliliğini göremedim anlamadım ya. Valla ben anlamadım arkadaşlar. Nasıl bir millilik var ya da ben mi es geçtim çözemedim kusura bakmayın. Aydınlatırsanız da sevinirim. Ha millilik varsa bu Nagalo için kime sorsam hani kimin fikrini alayım desem diyorlar ki öyle böyle değil. Fenerbahçe müthiş bir transfer yapmış olur diyorlar. Yani belki de yüzyılın yılın transferi diyorlar. O kadar da abartmayın lan diyorum. Ha, i̇nan ki o, o kadar abartılacak kadar var diyorlar. Çok uzattık. Göztepe Burak Kapaca kiralık olarak kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti diye haber verdiler. Burak kapacağı isteyen takım sayısı çok fazla. Sentetiyen istiyor mu? İstiyor. Westerlo belki istiyor. Yani belki Westerlo da istiyor. E, Lig'den kim istiyor? Giresun istiyor mu? Belki istiyor. Kara istiyor mu? Belki istiyor. Ya yani başka isteyenler var demek ki arkadaşlar. Fakat hocam bize nihai sonucu söyle. Burak kapacak için gidiyor diyebilir misin derim. Hangi takıma gidiyor? Fatih. Fatih'e gidiyor. Hocam Galatasaray deme ya. Yok lan Fatih Karagümrük'e. Şimdi Fatih Karagümrük Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu bir kiralık teklif sundu. En son bildiğim kadarıyla. Yani ee, bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. Ama ee, ama şunu söyleyeyim ben Burak kapacak. Fenerbahçe defterini kapattığını düşünüyorum. Artık gitti gözüyle bakıyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani Fenerbahçe'de görüyorsunuz. Çok sıkıntı. 22 yaşında oyuncu. Ofans gücü yüksek hani Anadolu takımları için çok fazla şey ifade etmiyor bazen ofans, defans şeyi. Hurra, saldırayım diyorlar. O daha önemli oluyor. Fenerbahçe'ye gir bir isim daha ortaya atıldı. Mudrik ismi ortaya atıldı. Mikalo Mudrik ismi, Shakhtar Donetsk'ten ee, ve bu ismin yani sol kanat, Shakhtar Donetsk'in sol kanadı, 21 yaşındaki isim. O arkadaşın, Shakhtar'ın, Shakhtar'da 2021 Ocak'ta gelip, yani alt takımdan çıkıp. 200 bin euro değerden şimdi 15 milyon euro piyasa değeri yazan yere yükselmesi basit olmadı. Ama bu Shakhtar arkadaşımızın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde F grubunda da Leipzig'i yenmişler. Şükür deplasmanda adamlar oynuyor. Bizim bu arkadaşa bir ilgimiz var. Bizim bu arkadaşa bir ilgimiz var ama yani fiyat sordurduk ama olumlu bakmayın. Bir ilgimiz var ama onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin bir duyumcu kardeşimiz de e, bir duyum vermiş. Diyor ki Fenerbahçe iki tane Brezilya'dan genç futbolcuyu alma niyetinde iki genç futbolcunun peşinde Fenerbahçe diye söylüyor. Ben bu arkadaşların isimlerini versem mi vermesem mi ya da vereyim çünkü tuhaf olur. Birisi Andriy Santos. Merkez orta saha 18 yaşında 5 milyon euro piyasa değeri var. Fakat sözleşme bitiş tarihi 31 Ağustos 2023. Bu arkadaş Brezilya Alt Liginde 26 maçta 5 golü var, 2004 dakika. Aklınızın bir köşesinde dursun. Bu arkadaş. İkincisi Mateus Martins. Bu kardeşimiz de Fluminense'de oynuyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. 19 yaşında sol kanat. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi bu kardeş de 33 maça çıkmış. 7 gol 3 asist 1956 dakika. Şimdi arkadaşlar bu tip gençleri görünce bu istatistikleri görünce diyorsunuz ki hemen alalım. Ya biz de Arda Güler neyse bunlarda da o. Biz Arda Güler'i ne yapıyoruz? Pamuklara sarıyoruz. Azıcık azıcık oynatıyoruz ki aman başına bir şey gelmesin diye. Bu adamlar da azıcık azıcık oynatıyorlar. Bazen çok çok oynatıyorlar. Bazen cesaretli iş yapıyorlar. Ulan diyorlar biraz daha şey yapalım oynatıp satarız diye. Bu yani. Ve olay bu. Olay bu. Ve e, 28 dakika olmuş arkadaşlar. Çok uzun oldu. Ben bu isimleri de beklemiyorum. Toparlayalım. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin UEFA karnesi ortaya çıkmış. Gördünüz mü? Görmüş olmanız lazım ya. Fenerbahçe'nin UEFA karnesini görmediniz mi? Bakın arkadaşlar UEFA'da tüm zamanların puan tablosu çıkarılmış. Villarreal 88 maçta 49 galibiyet, 20 beraberlik, 19 mağlubiyette 118 puanla lider. İkinci Sevilla, ki Sevilla herhalde UEFA kupası fazla. Salzburg, ilginç değil mi? Ya bu listede Fenerbahçe 54 müsabakada 25 galibiyet, 16 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 66 puanda. Şimdi 6 tane maçımız var. Yap 18 şey puanı. <laughs> Yap 18 puanı. Az 4 puanı. Yukarılara dırvat. Tüm zamanların listesi arkadaşlar bu. <laughs> Ve dikkat edin. Yani böyle Atletico Madrid falan ayağını denk alsın. Yani dikkat etsinler ayaklarını denk alsınlar. Biz de öyle boş, boş takım değiliz yani. Tabi bu listede beni sevindiren bir taraf şu. Bakın arkadaşlar dikkat edin. 88 maça çıkmış mesela Villarreal. Yani. Fenerbahçe 54 maça çıkmış. Yıllarca bizim önümüzü kesip Şampiyonlar Ligi'nde ne derseniz hak etmişken gidecekken göndermezseniz Fenerbahçe de UEFA'da böyle başarı elde eder. İnşallah başarılı bir sezon elde ederiz. Daha da başarılılar elde ederiz arkadaşlar. Uzun lafın kısası bir toparlayalım. Mikalo Mudrik, bu ismi unutmayın, not edin. Ama şimdi ama yazın. not edin bir. Saydı Sov, adam Nagalo. Ben Sov'un gelme ihtimalini Nagaladan daha yüksek görüyorum. Ama her ikisi içinde girişim var. Az önce bir arkadaşın yorumunu gördüm. diyor ki hem teknik direktör hem başkan transfer gelmeyecek diyor, sen taraftarı çekliyorsun diyor. O arkadaşa selamlarımı iletin. O beni daha tanımıyor. Andrei Santos ismi ve Matheus Martins ismi takip edilen isimlerdir. Ya da bunlar geleceğin meslesi Neymar olacak isimler denilmiştir. Takipteki isimlerdir. Bir girişim yok benim bildiğim kadarıyla. Ali Koç'un açıklamaları net. Galatasaray için, Rütük için, Beşiktaş için net. Tayfur Bingöl olayı biraz tuhafıma gitti. Siz de yakında anlarsınız niye tuhafıma gitti. Nathan Redmond olayını da anlattım. İyi ki Fenerbahçe'ye falan almıyor bunu. Yoksa diyecekler ki bak Göztepe'ye boşuna para vermiyormuş. Şike var. Anlaşmaları şöyle böyle. İşte milletin ağzı var konuşuyor. Kaan Ayhan transferi için çok komik oldu. Serdar Dursun'un gideceğini zannetmiyorum. Ee, yani yüzde bir bile ihtimal vermiyorum ama bakalım futbol bu. Yani yarın bir gün takıma biri çıkar 10 milyon euro veriyoruz der bir Arap takımı. Hiç belli olmaz. UEFA'yı konuştuk. Feneri'yi mi konuştuk? Göztepe. Burak Kapacak Göztepe olayı. Emirhan Topçu olayında da konuştuk. Kaan Ayhan transferinin Galatasaray'ın iptaline de sevindim. Açıkçası. Ama alsalar diye 5-6 milyon euro verip. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Bu kadar sabrettiğiniz için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah abone olursunuz. Yani e, maçı başlayana kadar 26.200 yaparız inşallah. Görüşmek üzere.